İtalyan'dan merhaba arkadaşlar. Rush on the way ile rotalarımıza devam ediyoruz. Şu anda harika bir yere geldik. Ben Dalyan'ı ilk defa görüyorum ama şu an adım atalı 15 dakika oldu. İnanılmaz güzel bir yer, çok şirin bir yer. Kaunos, antik kentin ünlü bir yerdeyiz şu anda. İki gün boyunca Dalyan'ın her yerini gezmeye çalışacağız. Bu videoda size Dalyan'ı anlatacağım. Öncelikle bir yemeğe geldik. Onunla zaten birazdan detayları görürsünüz. Bundan sonraki süreçte zaten Instagram'daki hikayelerimde sürekli anlatıyorum. Öne çıkanlarda onları da bulabilirsiniz. Rush on the way Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Şimdi artık Dalyan turuna başlama zamanı. Günaydın arkadaşlar. Şu anda tekne turu yapmak için Dalyan'daki mekana geldik. Burada Anuk bize çok güzel bir tekne ayarladı. Buradan da bu Dalyan'ın eşsiz mekanlarını tekneyle gün boyu gezeceğiz. Birazdan da size Anuk'u tanıştıracağım. Hadi bakalım turumuza başlayalım o zaman. Şimdi size dünden beri bahsettiğim Anuk yanımda. Hey. Anuk 16 yıldır Dalyan'da yaşayan Hollandalı, aslında artık bizden biri. Burayı çok iyi biliyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi, hoş geldin. Çok teşekkür ederiz, hoş bulduk. Yani dünden beri çok güzel mekanlara götürüyorsun, gösteriyorsun. Evin şahane, mekanın şahane. Ya biz doyamadık. Kendisi zaten söz verdik, bayağı bir kalacağız. Anuk, what would you like to say? Something to Turkish people or followers to come here because they don't know this place so much. Okay, if you don't know this place, just come. Gerçekte Türkçe de söyleyebilirim. Evet. Dalyan'ı hiç görmemişse mutlaka bu hayatta bir kez burada gelmek lazım. Gerçekten haklı çünkü biz de geldikten sonra bunu fark ettik. Dalyan muazzam bir yermiş. İnşallah tekrar geleceğiz. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi arkadaşlar hazır turumuza devam ederken ve ortam sessizken biraz size burayla ilgili bilgi vereyim. Şu anda biz gerçekten muazzam bir konumdayız. Dalyan, coğrafi olarak Dalyan'ı bilirsiniz. Aslında bunun bir diğer anlamı da balık kafesleri anlamına geliyor. Zaten birazdan o balıkların geçiş noktalarını size göstereceğim. Denizle nehrin birleştiği yer, yani bu kanalın birleştiği yer. Bu kanalda 7 kilometre uzunluğundaymış. Ve neredeyse zaten o burayı şu anda hiçbir şekilde anlayamazsınız. Yani gezerken anlayamıyorsunuz ama drone'la baktığınız zaman ya da yukarıdan baktığınız zaman buranın nasıl muhteşem bir yer olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Şu anda tamamen sazlıkların arasından yolumuza devam ediyoruz. Ve yaklaşık bayağı bir süre bu şekilde gezeceğiz. Ve burayı da şöyle anlatmak lazım. Çok inanılmaz bir kuş ve balık çeşitliliği var burada. Zaten civarda sürekli bir kaya mezarları görüyorsunuz. Hep dağların üzerinde işte Likya medeniyetine ait kaya mezarlarını görüyorsunuz. İşte böyle bir yer. Ben Dalyan'a geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Buraya ama daha huzurlu bir Eylül Ekim gibi kesinlikle geleceğim yani. İlk durduğumuz nokta Kargacak Koyu arkadaşlar. Kargacak Bey diye de geçiyor. Burası ıssız, sakin, kalabalık olmayan, gerçekten cennetvari bir yer. Cennetten bir köşe gibi burası. Görüyorsunuz şu anda gündüz 12 olmasına rağmen kimse yok arkamda. Buraya hem deniz yoluyla hem de zorlu bir yoldan karayoluyla ulaşabiliyorsunuz. Burada çok güzel de bir beach club var, restoran gibi bir yer de var. Yemeğinizi, içeceklerinizi içip burada yüzme keyfini yap, yani yüzdükten sonra yaklaşık bir saat kalıyorsunuz ve sonra botla devam edebiliyorsunuz. Vallahi cennetteyiz, gerçekten. Şimdi size çok tatlı bir mekan daha önereceğim. Burası Kargacak Bay. Yani bir beach club'dan bahsediyoruz. Şu anda çok dolu olmasa da malum yangın sürecinden sonra biraz giriş çıkışlarda sıkıntı var ama normalde inanılmaz canlı bir mekanmış. Arkada zaten DJ kabinli var. Su sporları yapabileceğiniz onlarca aktivite var. Zaten denizi anlatmaya artık gerek yok. Ve çok da şık bir restoranda hemen arkamızda duruyor. Burada dünya mutfağına ait bütün içecekleri ve yiyecekleri de bulabilirsiniz. Ortalama fiyatların biraz daha üzerinde bilmenize yarar var. Onun dışında ama bu mekanı değiyor, öyle söyleyeyim. Gerçekten inanılmaz güzel her şey. İşte biraz bir şeyler yedikten sonra biz de artık ondan sonra şu denizin keyfini çıkartmak istiyoruz. Müzik.
Yeni durağımız İztuzu Plajı arkadaşlar. Şu an arkamda gördüğünüz bu uzun sahil İztuzu Plajı. Tabii biz arka tarafındayız. Ön tarafında daha düzenli şemsiyeler, duş, kabin, WC gibi imkanlar da mevcut. Tamamen ücretsiz bir plajdan bahsediyoruz ve 7 kilometre uzunluğunda. Burası aynı zamanda karate karatalarının en önemli üreme alanlarından bir tanesi. Hatta biz yetişemeyeceğiz ama o burada bir tane de karate karate tedavi ve koruma hastanesi var. Orada da gidip sertifikalarınızı alıp gönüllü elçiler olabiliyorsunuz. Şu anda arkamda görünüşü bu devasa yol böyle bir şekilde tüm sahil ilerliyor. Zaten günün sonunda çıkacağımız tepede bu manzarayı size en iyi şekilde göstereceğiz. Zaten drone görüntülerini de gördünüz. Buradan sonra diğer duraklara doğru devam edeceğiz. Bu tekne turuna neden çıktığımızı anlatan noktaya geldik arkadaşlar. Şu an sazlıkların tam ortasındayız. Ozan da hemen arkamda burayı size havadan gösteriyor bu arada. Şu an izlediğimiz videoları çekiyor. Neredeyiz biz? Sazlıkların bir ortasındayız. Buraya bir labirent diyorlar arkadaşlar. Gerçekten de labirent gibi bir alandayız. Ve buraya kesinlikle ve kesinlikle kendi kayınızla çıkıp da kanoyla falan gezemezsiniz. Çünkü kaybolursunuz eğer burayı çok iyi bilmiyorsanız. Kaptanlar bile yılların deneyiminden sonra artık emin oluyorlar rotalardan. Burayı da biraz anlatacak olursak, burada herhangi bir bitki yok. Sadece sazlıklar hakim. Ve su altında işte tatlı su balıkları ve karetalar geziliyor buralarda. Ve Köyceğiz Gölü'nden gelen su da burada artık gördüğünüz şekilde kanaldan devam ederek artık İztuzu Plajı'ndan denize karışıyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Buradan sonra da işte Kanos'u, Antik Kenti'ne, Kral Heykelleri'ne ve bazı noktalara daha gideceğiz. O zaman oralarda da görüşelim. Ve şimdi de Türkiye'nin en büyük su ürünleri kooperatifi olan Dalyan Kooperatifi'ne geldik arkadaşlar. Bakın arkamda da logosu var. Burası nedir diye soracak olursanız, Mavi Yengeç. Biliyorsunuz belki Akdeniz'deki birçok şehirde çok ünlü bir deniz ürünüdür. Birçok restoran bunu servis eder. Burada da onların yetiştirildiği, çoğaltıldığı ve servis edildiği yerlerden bir tanesi. Ama kooperatif olarak hizmet veriyorlar. Birçok üretici burada kooperatif adı altında ürünlerini artık hani borsasına koyup satışa çıkartıyor ya da burada da sergiliyorlar zaten. İçeride minik havuzlar var. O havuzların içinde birkaç tane mavi yengeç var görmeniz açısından. Zaten şu anda görüntülerde görüyorsunuz. Onun dışında tam emin değilim ama sanırım burada yiyebilirsiniz. Şu anda herhangi bir servis yok ama masaları falan gördüğüm için tahminen konuşuyorum. Böyle buradan da artık bir sonraki mekana doğru yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Alper hocam bize nasıl yendiğini anlatıyor arkadaşlar. İlk önce ayaklarından başlıyorsunuz. Çektiğiniz zaman bütün küçük etleri çıkıyor. Bu beyaz etlerin hepsini yiyebilirsiniz mesela. Direkt şu beyaz kısmını ısırarak bütün ayaklardan küçük poğaça etler çıkar. En sonunda çok lezzetli. En sonunda ayaklarını yiyebilirsiniz. Ayakların içinde de şu şekilde çok güzel et çıkar. En güzel kısmı orası mı? Evet. Sanki en etli kısmı evet, orası. Ayak evet ayak diyebiliyorum ben de. Bu şekilde. Bir muhteşem mekana daha geldik arkadaşlar. Burası bizim aslında gizli mekanımız diyebilirim. Çünkü daha henüz Anuk bize buranın neresi ve nerede olduğunu, nasıl geldiğini söylememizi istemedi. Sadece şunu bilin, kaldığımız Novas Lodge'un sahibi Anuk'un kendi özel alanı burası, kendi mekanları. Ve Radar Tepesi, bakın şu karşıda gördüğünüz aslında Dalyan'ın meşhur fotoğraflarının çekildiği yer orası. Ama o kadar çok çekilmiştik ki artık Anuk bize size benim özel yerime götüreceğim dedi ve bizi buraya getirdi. Bakın şu an arkamda gördüğünüz bütün coğrafi oluşumlar, Dalyan'ı anlatan yerler. İşte sabah size anlattığımız sazlıktan yani Dalyan kanallarından, İztuzu Plajı'na, karşıdaki Deliklilik Adadan, Köyceğiz Gölü'ne kadar her şey ve her mekan bu noktada ayaklarınızın altında. Tehlikeli bir yer, yolu çok zor. İleriki zamanlarda Anuk bana onayı verdiği zaman size burayı hikayede anlatacağım, paylaşacağım. Ama şimdilik sadece buraya gün batımını izleme ve fotoğraf çekmeye geldik. Dalyan gezimizi muhtemelen burada noktalayacağız. Sadece bir şehir merkezini size anlatacağım. Gezilecek yerler de bu kadar. Şimdi artık şehir merkezine gitme zamanı. Dalyan'da görmeniz gereken bir diğer mekan, arkamda gördüğünüz kral mezarları arkadaşlar. Maalesef biraz geç kaldığımız için oraya şu gördüğünüz kapıdan aslında girmeniz gerekiyordu ama burası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait bir yer olduğu için akşam saat yaz itibariyle 7'den sonra kapanıyor.
ama yani göreceğiniz aslında manzara da bu ve suyun kenarında da birçok irili ufaklı Likya mezarları var. Biliyorsunuz ki Mira Antik Kenti'nde biz daha meşhurları var ama buradaki kral mezarları da yine Likya dönemine ait ve 2008 yıllık geçmişe sahip. Dediğim gibi detay vermek isterdim, yakınında anlatmak isterdim ama maalesef size ancak bu açıdan gösterebiliyorum. Onun dışında da zaten Dalyan'da görülecek mekanların hepsini burada bitirmiş oluyoruz. Artık buradan sonraki durağımız da bitmiş olacak. Dalyan'la ilgili çok güzel bir bilgi vereceğim arkadaşlar size. Eğer konaklayacağınız yer nehrin diğer tarafındaysa, kanalın diğer tarafındaysa arkamda gördüğünüz feribotla karşı tarafa geçebiliyorsunuz. 15 dakikada bir geliyor. Telefon numaraları da var. Onun dışında zaten hani burada fiyatlar, ücretlenmeler her şey yazıyor. Şu anda 23 TL arabayla yer geçmeye kalkarsanız tek yöne. 2 dakika falan sürmüyor zaten. Burada sıraya giriyorsunuz. Zaten hemen tekneler geliyor. Dediğim gibi şu gördüğünüz küçük feribotla karşıya geçebiliyorsunuz. Diğer taraftan da aynı şekilde bu tarafa geçebiliyorsunuz. Çok şirin bir yolculuk oluyor aslında. Kısa ama manzaraya doyabileceğiniz bir yolculuk oluyor. Biz de şu anda karşıya geçerek artık mekanımızı gezmeye başlayacağız. Yine de selamlar arkadaşlar. Evet, Dalyan'da o bahsettiğimiz muhteşem yere geldik. Son konaklama yerimiz. Son ama en güzeli diyebiliriz. Gerçekten muhteşem bir yerdeyiz. Şimdi zaten göreceksiniz şöyle açıldıkça. Yani muhteşem. Buraya gelirseniz mutlaka mutlaka burayı gelin. Ziyaret edin, mümkünse konaklayın. Yer varsa tabii ki, bizim şansımıza yer vardı. Evet, yer vardı ve şöyle söyleyelim. Dalyan kanalı boyunca bu tarz evler çok var ama en şık ve en görkemli olan şu anda arkamızda gördüğümüz Novas Lodge. Novas Riverside Lodge. Evet, Novas Riverside Lodge. Aynı zamanda kendileri zaten bizim çıktığımız teknenin de sahipleriydi. Hatta bugün size gösterdiğimiz muhteşem manzaranın da sahipleriydi, değil mi? Evet, Novas Riverside Lodge'dayız. Gördüğünüz gibi zaten az önce gördüğünüz manzarayı, enfes manzara. Nehrin hemen kenarında arkada kral mezarları var. Tarihi Likya mezarları var. Likya mezarları var. Bir de burayı da biraz anlatalım içeride olan şeyleri. Arkadaşlar içeride ihtiyacınız olabilecek her türlü ev eşyası var. Televizyondan klimasına, bulaşık makinesinden çamaşır makinesine, bardakları, tenceresi, fırını, her şey var. Sadece eşyalarınızı alıp, kendi yiyecek içeceğinizi alıp geliyorsunuz, o kadar. Ve ayrıca çok güzel dizayn edilmiş. Zaten görüntülerde göreceksiniz. Bir Hollanda esintisi var hocam, değil mi? Evet. Muhtemelen IKEA zaten. Bütün konsept evet, IKEA'dan alınmış. Buraya gelirseniz arkadaşlar, dediğimiz gibi mümkünse burayı ziyaret edin. Zaten hesabını da açıklama kısmına da bırakacağız. Evet. Oradan da görebilirsiniz. Ve yer varsa mutlaka ama mutlaka burada kalın deriz. Evet, o zaman bizden bu kadar. Devam edelim. Akşam yemeği için La Bohème restoranta geldik. Burası manzarası muazzam bir yer arkadaşlar. Gün batımına da çok şükür yetiştik. Çok güzel bir yerde, görüyorsunuz Dalyan'daki meşhur Dalyan Nehri'nin hemen kıyısında bulunuyor. Kral mezarları da zaten karşımızda. Akşam yemeğimizi burada yiyeceğiz. Biraz menü hakkında da zaten bilgi veririm. Sonrasında muhteşem bir yerde konaklayacağız arkadaşlar. Lütfen hızlı hızlı geçerek videoları izlemeyin. Çok güzel bilgiler ve ipuçları da veriyorum çoğu zaman. Bakalım bizi neler bekliyor bu iki günde. Instagram hesabımdan reshondeway'de ise birçok detay anlatmaya devam edeceğim. Ekonomik seyahati, çocukla seyahati, aklınıza gelebilecek bütün seyahat türlerini Türkiye'de ve yurt dışında anlatmaya devam edeceğim. Instagram hesabımda takip almayı unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Görüşmek üzere.